Biz biraz ekonomiye de geçelim. Merkez Bankası bugün bir faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi aslında kredi borcu olan birçok insanı da rahatlatmıyor mu? Evet. Nasıl bakıyorsunuz bu meseleye? Yani siz biraz tepkili davrandınız ama faiz indirimi kredi kartı borcu olan, kredide ciddi problemleri olan insanları da belirli bir rahatlama sağlamıyor mu? Şimdi şöyle, devlet yönetimindeki temel kural nedir? Liyakattir. Herhangi bir kişi, mesela bir doktoru getirip Merkez Bankası Başkanı yapamazsınız. Doktoru başhekim yapabilirsiniz. Tıp fakültesine dekan yapabilirsiniz. Kendi alanı orası çünkü. Bir mühendisi getirip inşaat mühendisini tarımla ilgili bir alanda görevlendiremezsiniz. Muharrem Bey, en son gelişmiş ülke tanımını şöyle yapıyor iktisatçılar. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir. Çünkü herkesin bir görevi var ve herkes o görevini en mükemmel şekilde yapıyor. Dolayısıyla o ülke hızla kalkınıyor ve büyüyor. Şimdi bizde ise şu anda benim gördüğüm Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlayan bir kurum olmaktan çıkmış durumda. Merkez Bankası'nın yasasında açık ve net görev, fiyat istikrarı görevi Merkez Bankası'na verilmiş durumda. Ama Merkez Bankası bu görevi yapamıyor. Yapmıyor zaten. Sadece fiyat artışlarına seyirci olarak bakan bir kurum haline geldi. Merkez Bankası'na müdahale ediliyor. Bakın, gerçekten çok komik ama izniniz olursa okuyayım. Şimdi dün Sayın Erdoğan açıklama yapıyor. Diyor ki, Merkez Bankası bağımsız değil mi? Gazeteciler soruyorlar gruptan sonra. Bağımsızlığını konuşuyorsunuz. Bırakın da bağımsız olarak kararını versin, faiz kararını versin. Ama aynı Erdoğan 5 Kasım 2019'a da şunu söylüyor. Yine AK Parti grubundan. Merkez Bankası Başkanlığı görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyordu. Yeni arkadaşlarımızla yola devam ettik ve dedik ki faiz oranlarını düşüreceğiz. Hangi Erdoğan? Merkez Bankası'nın bağımsızlığını savunan Erdoğan mı? Benim sözümü dinlemediği için görevden aldım Merkez Bankası Başkanı diyen Erdoğan mı? Ve dünya kamuoyu Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını Erdoğan'ın kendi sesinden, kendi sözünden, kendi açıklamasından zaten dinliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamak. Gayet güzel. Kanun çok açık. Görev Merkez Bankası'na verilmiş. Görevi veren kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunu Erdoğan iyiliş etti. Çıkardı, bir fiyat istikrar komitesi kurdu. Tamamen şeyin dışında, Merkez Bankası'nın dışında. Fiyat istikrar komitesi, yani fiyatlarda istikrarı sağlayacak olan komite hiç toplandı mı? Siz gazetecisiniz. Hiçbir araya geldiler mi? Ya bu fiyatlar gidiyor arkadaş. Bir rapor düzenleyelim de bari Sayın Erdoğan'a verelim. Bu fiyatlar böyle giderse fakir fukara mahvolacak. Bari bir rapor düzenleyelim. Böyle bir toplantı hiç olmadı. Hiç ama. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlama imkanı yoktur. Böyle bir kapasitesi yoktur. Merkez Bankası'nın, bakın, para politikaları kuruluna bir arkeolog tayin edildi. Ne işi var arkeoloğun Merkez Bankası'nda? Tarihi paraları mı inceleyecek? Defineden çıkan paralara mı bakacak bu arkeolog? Sarayda birisinin yakını diye oraya gitti. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Efendim faizi indireceğiz. Güzel. Asıl sen vatandaşa yardım etmek istiyorsan faizi indiriyorsun, dolar çıkıyor yukarıya. Doları indireceksin, faiz çıkacak yukarıya. Kazanan kim? Ya faizci ya dolarcı. Ezilen kim? Vatandaşlar. Faizi indirmek mi istiyor? Vereyim bir öneri, bakın. Sizler de gazetecisiniz. Hı hı. Kişilerin vergi borcu olduğu zaman veya sosyal güvenlik kurumuna prim borcu olduğu zaman onlardan faiz alınıyor. Faizi devlet alıyor. Yıllık faiz 19.2. Bire indirsin. Bunun için Merkez Bankası kararına da gerek yok. Sadece Erdoğan'ın bir kararnamesiyle vatandaştan bu borcunu ödeyememiş. %19.2 faiz alıyorsun. İndir, 5'e indir, 1'e indir, 0 yap. Yetki sende. Kim yaralanacak? Borcunu ödeyemeyen insan faiz altında zaten inliyor. Faizini düşür, götürsün, yatırsın o zaman. Eğer sen vatandaşa hizmet edeceksen. Peki Merkez Bankası'nın faiz indirmesi kime yarıyor? Elinde dolar tutanlara yarıyor. Bankada doları olanlara yarıyor. Yani bizim beşli çete olarak tanımladığımız kişilere yarıyor. Köprü geçişine daha fazla para verilecek, tünel geçişine daha fazla para verilecek, havaalanlarına daha fazla para verilecek. Kim verecek parayı? İşte bu vatandaşlar verecek. 83 milyon bunlara çalışacağız. Bunlar ödüyorlar parayı. Yani biz ödüyoruz, hep beraber ödüyoruz parayı. Kimler alıyor? Bunlar alıyorlar. Kim kazançlı çıktı? Efendim Merkez Bankası'nın faizini düşürdük. Merkez Bankası gelir mi elde etti? Hayır. Dolar yükseldi, tamam, güzel. Avro yükseldi, o da tamam. Peki ne olacak bu milletin hali? Erdoğan çıkıp biz fiyat istikrarını sağlamak için, enflasyonu indirmek için şunları yapacağız diye bir paket açıklıyor mu? Açıklayamaz. 128 milyar dolar vardı. 128 milyar dolar. Düşünüyorum o tarihlerde dolar belki 7-8 lira mıydı? Belki de 6 liraydı, bilmiyorum. Şimdi 11'i aştı. Evet. 128 milyar dolar alanların elde ettiği kâra bakın siz. Olağanüstü bir kâr, olağanüstü bir gelir. Kim verdi bunu? Damat giderken at izi it izine karıştı diye de açıklama yaptı. Niçin? Kim aldı bunu? Niçin aldı bunu? Ve Merkez Bankası bunu neden araştırmadı? Neden kamuoyuna aktarmadı? Artı Merkez Bankası kendi yetkisini, yasal yetkisini bir protokolle Hazine ve Maliye Bakanı'na devredemez. Daha garip olanı, bütün bu değişimler oluyor. Sessizliğini koruyan sadece Hazine ve Maliye Bakanı. Hiç konuşmuyor. Niçin? Peki. Evet, Erkan Sayın Hocam. Genel Başkan, ben birbirine bağlantılı 3 soru sormak istiyorum ekonomiyle ilgili. Siz aynı zamanda tabii hesap uzmanı olarak bir bütçe uzmanısınız da. 2022'ye yönelik tahminler, yani baz alınan tahminlerin neredeyse hiçbiri tutmuyor gibi daha şimdiden. Türkiye'yi nasıl bir bütçe bekliyor? İlk sorum bu olacak. Yani siz nasıl görüyorsunuz 2022 perspektifini? İkinci soru, iktidar yükselen dolar kurunu aslında uluslararası alanda rekabet avantajı olarak değerlendiriyor. Yani ucuz iş gücü, ucuz maliyet ve dolayısıyla işte Çin'in yarattığı açığı, Asya pazarının yarattığı açığı Türkiye'den karşılanacak gibi. Yükselen ihracat dahi cari açığı örtmeye yetmiyor. Bir yandan daha büyük bir tehlike ortaya çıktı. O da yerli işletmeler kelepir fiyata satılmaya başlanıyor. Hisseleri alınmaya başlanıyor. Bunu BBVA'da da görüyoruz. Siz buna yönelik, yani bu tehlikeye yönelik ne düşünürsünüz? Üçüncü olarak da aslında Türkiye'de ekonomi siyasetten ayrı düşünülmüyor. Alınan her karar siyasi neredeyse. Sizin bir siyasi ahlak yasası öneriniz var. Bu bağlamda buna nasıl bakarsınız, yorumlarsınız ve elbette dolar yükselince mafyadan 10.000 dolar alan milletvekili kimdir? Bunu bulabildiniz mi? Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Şöyle, nasıl bir bütçe bekliyor? Aslında bütçe çoktan eskidi. Yani bütçe parlamentoya gelirken öngörülen döviz kuru, öngörülen enflasyon, bunların hepsi eskidi. Bütçe olmaktan çıktı zaten. Gelen bütçede zaten büyük ölçüde garantili yatırımlara, yani garanti verdikleri yol, köprü vesaire döviz bazında ödenecek bunlar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ne olacak? Emin olun herkesin kafası karışık, başta iş dünyasının kafası karışık. Erdoğan açıklama yapıyor. Geçen grupta yapıyordu açıklama ve açıklamada da iş dünyasını suçluyordu. Bak faizi düşürdük. Niye gidip para almıyorsunuz? Niçin yatırım yapmıyorsunuz? Neden konuşuyorsunuz diye suçluyor. Ya adam yarın sabah ne olacak onu bilmiyor.